Ata Birliği'nin katkılarıyla Ehline Soralım başlıyor. Ehline Soralım'ın değerli izleyicileri, her hafta il il gezerek sizlere farklı bölgelerden ehil insanlarla buluşturmaya çalışıyorduk. Ve çok güzel tarım konularını işlemeye devam ediyorduk. Bu hafta programımızın formatını biraz değiştirmeye karar verdik. Şu anda Ehline Soralım olarak çeşitli Avrupa devletlerinde ve Batı camiasında İslami fobya diye adlandırılan İslam'a bakış açısında insanlarımızı, İslami boyuttaki insanları pasifize, ondan sonra terörle eşleştirildiğini görüyoruz. Biz bundan dolayı bu konuya derinlemesine bir inceleyip ve ehil insanları programımızda konuk ederek bu konuyu sizlerle derinlemesine incelemeye karar verdik. Şu anda görmüş olduğunuz gibi yan tarafımızda medrese eğitimi almış Ahmet Mollaoğlu hocam yanımızda ve sağ tarafımızda birçok başarılara imza atmış Yiğit Akü Yönetim Kurulu üyesi Osman Çakır Bey stüdyomuzda ve birçok firmanın da kurulumunu yapmış başarılı bir iş adamımız yanı başımızda. Şimdi İslam konusunu, yani İslami iktisat, çalışma ve kalkınma konusunu derinlemesine incelemek istiyoruz. Önce hocam sizden dinleyelim, bir tanıyalım kısaca ve arkasından da yavaş yavaş konumuza girmek istiyoruz. Buyurun. Evet. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederiz davetiniz için, programınızın için. Hayırlara vesile olmasını niyaz ederiz inşallah. Evet efendim. İlk insan yaratıldığından beri Allah-u Teala Hazretleri bu dünyanın nizamını çalışmak üzere kurdu ve kıyamete kadar da böyle devam etmesini murad ediyor. Adem Aleyhisselam cennetteyken çalışma mecburiyetinde değildi. Çünkü cennet nimetleri kendi önüne lütuf olarak sunuluyordu. Ama ne zaman dünyaya indi, ilk insan atamız Adem Aleyhisselam'la beraber insan çalışma mecburiyetinde kaldı. Cebrail Aleyhisselam kendisine tohum getirdi, ekmesini söyledi. Ziraat yaptı, ekti, biçti, hasat etti. Hamur yaptı, pişirip ekmek yedi ve meşakkate maruz kaldı. Allah-u Teala bu düzeni koydu. Bütün peygamberler çalıştılar, çabaladılar, ürettiler ve çok ağır bir tebliğ yüküne maruz kalmalarına rağmen, böyle bir sorumluluk, görev üstlenmelerine rağmen Allah tarafından insanlardan bunun karşılığında hiçbir şey talep etmediler. Kendileri çalışıp kendi el emeğiyle geçimlerini temin ettiler. Evet. Adem Aleyhisselam'la böyle başladı, Davut Aleyhisselam'la böyle devam etti. Bütün peygamberlerin mesleği vardı. Nuh Aleyhisselam marangozdu, İdris Aleyhisselam terziydi, İbrahim Aleyhisselam bezzaz, yani kumaş işi yapan bir kimseydi. Davut Aleyhisselam aynı zamanda devlet hükümdarlığı da yapan bir insan. Bazı peygamberler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de olduğu gibi devlet başkanlığı da yapmış. Bununla beraber tebliğ görevini de yürütmüş. Davut Aleyhisselam tebliğli kıyafet yaparak halkın içerisine giriyor, soruyor Nuh nasıl bir kişidir diye. Allah-u Teala Hazretleri Cebrail Aleyhisselam'ı ona genç bir insan suretinde gönderiyor. Diyor ki Nuh iyi bir kimsedir ama bir kusuru olmasa diyor. Peki onun kusuru nedir diyor. O beytül maldan yiyor diyor. O zaman anlıyor, geliyor eve, dua ediyor. Ya Rabbi işte beni beytül maldan yemekten müstahni kıl ya Rabbi. El emeğimi bana yemeği nasip eyle diye. Allah-u Teala Hazretleri ona zırh yapma sanatını öğretiyor. İnsanların elinde hamur neyse Davut Aleyhisselam'ın elinde de demir o şekilde oluyor, zırh yapıyor. Zırh yapıp satarak geçimini temin ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençlik yıllarında çobanlık yapmış. Orta yaşlarında güvenilir bir insan olduğu için insanlar parasını getirip teslim etmişler. Ticaretlerini ona ortak etmişler. İlerlemiş yaşlarında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin dışında Cürf denilen bir yerde ziraat yapmış, ekim biçim yapmış. Evet. Ondan sonra Hayber'de ki ekilen arazilerde hissesi vardı. O şekilde geçinmiş. Allah-u Teala Hazretleri ona ve ehli beytine, daha önceki peygamberlerin kendilerine ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine ve ehli beytine zekat almayı, sadaka almayı
Allah haram kıldı. Çalışarak kendi el emeğiyle geçinmişler. Bakıyoruz ki Raşid halifelere bakıyoruz. Hakeza aynı şekilde Osman Aleyhisselam, Osman radıyallahu anh ticaretle meşgul olmuş. Hazreti Ebubekir Efendimiz yine bezzaz kumaş ticareti yapmış. Hazreti Ali Efendimiz çalışarak ücret mukabilinde işçilik yapmış. Vesaire böyle bütün peygamberlerin bir mesleği, bir uğraşı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insanın yediği en hayırlı rızık kendi el emeğiyle yediğidir. Kazandığıdır. Evet. Kendi eliyle kazanıp da yediğidir. En hayırlı rızık budur. Allah-u Teala Hazretleri bize çalışmamızı, üretmemizi emrediyor. Peygamberler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çalışmış, kazanmış, üretmiş ve teşebbüs ettiği her konuda da Allah'ın yardımıyla, başarıyla sonuç almış. Bir insan bir işe girerken, bir şey üretirken en başta niyet edecek. Her şeyde olduğu gibi ticarette de çalışırken, kazanırken insanın bir niyeti olacak. Çünkü biz inanan insanlarız. Yaşadığımız hayat, ahiret yurdunun bir hazırlığıdır. Hı hı. İnsan niyet edecek, Allah rızası için, helalinden rızık kazanmak için yola çıktığı diye niyetini tayin edecek. Yani mesele para kazanmak değil. Para kazanmak, para bir araçtır. Amaç Allah'ın rızasını kazanmak, ahiret yurdunu buradan güzel bir şekilde inşa etmek. Et dünya mezraatül ahire. Dünya ahiretin tarlası efendim hazırlandığı yerdir. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki dünyaya küfretmeyin. Çünkü dünya ahiretin hazırlık yurdudur. Evet. Buradan hazırlanıyor. Niyet edecek insan helalinden rızık kazanacak. Efendim Allah'ın rızasını kazanmak için helal talep edecek. Bu yol, bu niyetle yola çıkacak. Evet hocam, konu güzel devam ediyor. Bu sırada ben bu tarafta Osman Bey yanı başımızda. Yani çalışma hayatında birçok şeyi başarmış ve önderlik yapmış bir isim. Ondan dolayı hem kendisini tanıyalım hem de bu konumuzla ilgili kendisinden de bilgi almaya başlayalım diyorum. Hoş geldiniz öncelikle Osman Bey. Hoş bulduk. Şimdi bölgemiz ateş çemberi içerisindeyken Batı'da da İslam'a fobi alabildiğine yol alırken böyle bir programın düzenlenmesi bir kere son derece önemli. Hem ehline sorun programcısı olarak sizin zaten özelliğiniz o, Enver Baltaş olarak hep hassas konulara parmak basıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Hem de Kanal Avrupa'ya ve onun değerli izleyicilerine ben teşekkür ediyorum. Gerçekten Türkiye'de, Türkiye içinde bulunduğu coğrafya itibariyle ateş çember içerisinde, sınırlarımızda bir yangın var. Ve Türkiye, Asya'dan Avrupa'ya uzanan bir köprü olması sebebiyle de bütün medeniyetler tarih boyunca Türkiye'de birçok medeniyetler oluşmuş. Bütün medeniyetler arası seyahatler, tarihi İpek yolu hep Türkiye'nin üzerinden geçmiş. Ve Türkiye'de birçok toplumlardan, medeniyetlerden kalan insanlar bulunmakta. Böyle bir coğrafyada devlet olabilmek, böyle bir coğrafyadaki devletin vatandaşı olabilmek öyle sıradan bir iş değil. Çünkü bu coğrafyada yaşayacaksak, bu coğrafyada bir, diri olacağız, iki, iri olacağız. İri derken obezite, kilolu, irilik anlamında bahsetmiyorum. İri olmanın yolu devlet olarak güçlü devlet olmak zorundasın. Güçlü şimdi, devlet olabilmek için de toplumun da bireysel olarak güçlü olması gerekmiyor mu? Şimdi zaten şöyle bir şey var Enver Bey. Kaliteli toplum istiyorsanız, hı-hı, toplam kalitenin esası kaliteli bireylerden oluşması gerek. Yani insan kalitesini yükseltmeden toplum kalitesini yükseltmeniz mümkün değil. Biz firma olarak ne yaptık? Yani şimdi siz beni hakkım olmayan bir şekilde bir sürü başarılara falan örnek gösteriyorsunuz da. Yani bizim hayatımız hep özel sektörde geçti. Kamuda dönem dönem danışmanlıklar yaptık. Mesleki sivil toplum örgütlerinde yöneticilikler yaptık. Mesela şu anda halen Türkiye-Irak Dostluk Derneği'nin denetim kurulu başkanıyız. İşte maliye müşavir kökenliyiz. Birçok holdinglerde üst düzey yöneticilik yaptık. Elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz. Fakat esas olan şey şu. Dünyada İnsanlar ikiye ayrılıyor. Etken insanlar, edilgen insanlar. Evet. Dünyada insanlar ikiye ayrılıyor. Güçlü insanlar, zayıf insanlar.
Ya ben en son verdiğim örnekte de diyorum ki dünyada insanlar ikiye ayrılıyor. Lokomotif insan, vagon insan. Lokomotif insanlar beygir gücüne göre aynen trenlerde olduğu gibi birçok vagonu peşine takıyor, sürükleyip götürüyor. Bizim işte üreten insanları güçlü insan sayısını artırabilmemiz lazım. Bu coğrafyada bu devletin güçlenebilmesi için güçlü bireylerin olması gerekiyor. Evet. Dünyada eskiden güç dengeleri çok farklıymıştı. Medeniyetler Savaşı'nda mesela insanların ilk dönemlerinde insanlar liman kentlerinde koloniler olarak yaşarlarmış. Veya işte ticaret güzergahlarında yine oralarda küçük küçük siteler oluşturmuşlar, oralarda bulunmuşlar. Ama dünya bugün geldiğimiz yüzyılda bir avucun içi kadar küçüldü. Dünyada eskiden bilek gücü olanlar hakim oluyormuştu. Sonra işte kılıç, kalkan, ordusu, atlı süvarisi olanlar dünyaya hakim olmuşlar. Ama bugün ne kılıç kaldı ne kalkan kaldı. Hatta Köroğlu 400 yıl önce söylemiş ya, delikli tüfek çıktı, mertlik bozuldu diye. Dünyada artık siyasetin de, ticaretin de, savaşın da mertliği kalmadı. Oyunun kuralları tamamen değişti. Yani dünyada artık bilgiler savaşıyor, vizyonlar savaşıyor. Bizim bu perspektiften bakmamız gerekiyor. Zamanımız da müsait olduğu için ben kademe kademe onlara değinmek isterim. Şimdilik böyle bir giriş yapalım. Evet, teşekkür ediyorum. Yeniden ben hocama dönmek istiyorum. Aslında geçmişten ta Adem Aleyhisselam'dan alıp günümüze kadar çok güzel bir şekilde konuyu irdelediniz. Günümüz şartlarında, şu anda günümüz çağında var olan bir sürü sıkıntılar var hocam. Yani görüyorsunuz Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Afganistan'da vesaire. İslam camiası kan ağlıyor. Ve İslam camiasında şu anda Batı'da biliyorsunuz İslam eşittir mülteci, İslam eşittir pasivize edilmiş insan, İslam eşittir nedir? Zayıf insan, fakir insan vesaire vesaire, bunları sıralamak, bir sürü şeyleri sıralamak mümkün. Ya Müslüman eşittir İslam değil de, yanlış tabir kullandım. Oysa İslam dini o kadar yüce, o kadar büyük, bir günü bir gününe eşit olan ziyandadır diyen bir din. Bu konuyu biraz irdelemek ve bu konuyla ilgili biraz bilgi almak isteriz. Yani hem Batı'da hem Amerika'da 11 Eylül olaylarının akabinde büyük baskılara maruz kalmışlar. Yani orada medya güçleri elinde olan egemen güçler ne yapıyorlar? İstedikleri gibi propagandalarını yapabiliyorlar. Evet. O anlamda güçlü bir medya gücüyle insanların kendilerini ifade etmesi çok önemli. İsimlerini değiştirenler olmuş Amerika'da 11 Eylül olaylarından sonra, efendim dinini değiştirenler, başını açanlar vesaire. Burada Müslümanların kendilerini ifade etmesi için, kendilerini düzgün bir şekilde ifade edebilmesi için işte güç, kuvvet, zamanın silahı, dengesi güç üzerine kurulmuş. O yüzden nitelikli, kaliteli insanlar, güçlü insanların olmasıyla alakalı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el müminü kaviyyü hayrun ve hebbu ilallahi minel mümini zayıf. Kavi olan mümin daha hayırlıdır ve Allah'a daha sevgilidir. Güçlü bu iman bakımından, amel bakımından, ekonomik bakımından, siyasi güç bakımından. Niye? Zengin olur, zekat verir. Siyasi gücü olur, zulmün karşısına durur, mazluma yardım eder. Hayırdan yana tavır takınır. Zulme maruz kalanlara yardım eder. Zalime engel olur. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zalime de mazluma da yardım edin. Ya Resulallah, mazlumu anlıyoruz da zalime nasıl yardım edeceğiz? Onun zulmünden engelleyerek, zulmüne mani olarak ona yardım edin. Zulme engel olmak için de güç lazım, kuvvet lazım. Süleyman aleyhisselam Allah-u Teala Hazretlerine dua ediyor ve kendisine saltanat vermesini istiyor. Allah-u Teala Hazretleri de kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak bir saltanatı, mülkü ona bahşediyor. Öyle bir, şimdi biz peygamberlere uymak ve onların yollarından gitmekle emrolunduk. Yani böyle güç, kuvvet, iktidar istemek, zenginlik istemek, küçük tenezzül edilmeyecek bir şey olsaydı Allah'ın peygamberi bunu istemezdi ve Allah da duasına icabet etmezdi. Niye? Süleyman aleyhisselam dünyaya ne yapmıştır? Adaletle beraber hükmetmiştir.
İşte bizim çalışmamız, çabalamamız lazım. Madden kalkınırken manen de kalkınmamız lazım. Yani işte bugün Avrupa'ya bakıyoruz, gençlik uyuşturucu, alkol belasına müptela olmuş. Evlenmiyor. Mülteci nüfusu Avrupa'da yerli nüfus azalırken mülteci nüfusu artmaya devam ediyor. Efendim paket üzerine paket, program üzerine program açıklıyorlar. Niye? İnsanlar evlensin diye. Ama evliliğin külfetine katlanmak istemiyorlar. Ya, bireysel yaşamaya çalışıyorlar. Türkiye'de de artık erkeklerin evlenme yaşı neredeyse 30'a dayandı. Bayanların 27-28'e kadar yükseldi. Bir tek yaşayan insanların sayısı da Türkiye'de artmaya başladı. Artık tek başına yaşayan insanların, yani bir taraftan cami minareleri, diğer taraftan da fabrika bacaları beraber yükselmeli. Maddi ve manevi kalkınmayı beraber gerçekleştirmemiz lazım. Yoksa Avrupa mesela maddi anlamda gelişmiş, refah seviyesi yüksek ülkelerde bakıyorsunuz ki intiharlar, cinnetler, cinayetler vesaireler, boşanmalar çok bizi bencillikten kurtaracak. Şey nedir? Ahiret inancıdır. Ahiret inancı dünyayı daha yaşanılır bir hale getirir, kılar. Çünkü yaptığı her şeyi ahirete endeksli yapar. Evet. Yapacağının şeyini, mesuliyetini taşıyarak yapar. Bu anlamda işte size çok görev düşüyor. Medyaya çok görev düşüyor. Biz elimizden yani geldiği kadar buna destek vereceğiz. Bir dönemde Türkiye'de 28 Şubat'tan önce ne olmadığımızı anlatmaya çalışıyorduk. 28 Şubat'tan sonra da ne olduğumuzu anlatmaya başladık. Şimdi Avrupa'da devam ediyor. Bunlar hala devam ediyor. Müslümanlar ne olduğunu, ne olmadığını anlatmayı bırakıp da ne olduklarını anlatırlar inşallah. O günleri de görürüz. Şimdi şu var zaten. Şu anda İslam coğrafyasında ciddi manada bir baskı. Yani bu da enerjiden doğan bir baskı olduğunu ben tahmin ediyorum. Ama şirketler artık ülkelerin yönetmediğine, ülkeleri şirketlerin yönettiğine inanan biriyim. Bundan dolayı da Osman Bey'e yeniden dönerek benim bu görüşüme katılır mısınız Osman Bey? Şimdi Enver Bey, dediğiniz gibi eskiden devletlerin şirketleri vardı. Şimdi şirketlerin devletleri haline geldi. Çünkü ekonomi o kadar küreselleşti ki. Hı hı. Yani bugün işte Avrupa merkezli, Amerika merkezli bir şirket Çin'de üretim yapıyor. Çin'deki lojistik ağını kullanarak Avrupa'ya ve dünyanın diğer ülkelerine ticaret yapıyor. Böyle bir durumda sınırlar zaten kalktı. Avrupa'ya baktığınız zaman kendi sınırlarını ortadan kaldırıp tek devlet olma yolunda kendi içerisinde bir entegrasyona, birliğe doğru gidiyor. Şimdi hocamın demin ifadeleri tabii son derece manidar. Aslında Türkiye coğrafyasına baktığımız zaman bir önceki bölümde bir kültür köprüsü olduğunu, medeniyetler köprüsü olduğunu söylerken Türkiye'deki toplumlar, İslam coğrafyası sanki tarihinde hiç medeniyeti yaşamamış gibi bir toplum değil. Bugün Orta Asya'ya baktığımız zaman İran'da, Hindistan'da, Asya coğrafyasında bizim medeniyetimizin kalıntıları hepsi orada. Farabi'den tutun da işte bu Cacabey, Anadolu'da Cacabey'den alın. Birçok tarihte önemli buluşlara imza atmış bilim adamları hep, evet, Türk İslam medeniyetinden veya İslam coğrafyasından çıktı. Şimdi zamanında insanlar bu medeniyetleri gördüler, yaşadılar. Fakat daha sonra sanayileşme dönüşüm sürecinde İslam coğrafyasındaki ülkeler yeteri kadar o konuya eğilmedikleri için bu sefer ne oldu? Avrupa 150 yıllık geriye yönelik bir sanayi kültürü var. Bu kültürün sonucunda bir taraftan da Avrupa sömürgeci yapısında kullanarak Afrika'da, Asya'da, işte bizim Orta Doğu'da birçok enerji kaynaklarının üzerine geldiler, oturdular. Bu insanlara sadece ve sadece savaş, cehalet bunu baskı olarak dayattılar. O dayatmanın sonucunda kendi ekonomileri kalkındı. Ama İslam coğrafyasındaki ülkelerin hepsi açlığa, sefalete ve iç savaşlara... Ya öz kaynakları olmasına rağmen... Aynen öyle. Şimdi buna şöyle bir bakarsanız,
çok enteresan bir manzara var. Dünyadaki enerji yatakları tamamen İslam coğrafyasının olduğu Orta Doğu, Asya'da maden yatakları Türkiye ve Kafkaslar'da. Fakat bu ülkelere bakıyorsunuz, hepsi Müslüman halklardan oluşuyor. Bu ülkeler zenginliğin üzerinde yoksulluk yaşıyorlar. Yoksulluk, iç savaşlar, açlık, zulüm bunların kaderi haline gelmiş. Geçmişte kafir dedikleri, işte gavur dedikleri, nitelendirdikleri insanların ülkelerine iltica edebilmek için denizlerde boğuluyorlar. Evet. Yani İslam coğrafyasının insanları bu hale düşürülmüş. Bunda en büyük sorumluluk kimlerin? Yine İslam coğrafyasındaki bu toplumları yöneten devletlerin başındaki insanlar, onların zihniyetleri ve İslam coğrafyasındaki aydınların çok büyük kabahatleri ve veballeri var. Yani bunların hiçbirisi sebepsiz değil. Bu bir proje ise, bu projeyi, yani işte mesela geçmişte İngiltere'den bir Lawrence çıkmış, Orta Doğu'yu allak bullak etmiş. Yine Mata Hari diye filmleri vardır. İşte bunlar gelmiş, yine petrol yataklarının olduğu ülkelerde bölük bölük bölmüşler. Afrika'ya gitmişler, İslam coğrafyasının içerisinde olan ülkelerde, Cezayir'de, Tunus'ta, Mısır'da bir sürü katliamlar olmuş. Ve bugün hala İslam'ı benimsemiş ülkelerin birçoğunda iç savaşlar var. Bunlar sadece kendilerinden kaynaklanan bir olay değil. Şu anda orada şuna dikkat çekmek istiyorum ben. Biliyorsunuz önceki haftalarda Fransa'da bir saldırı oldu. Tüm dünya ayağa kalktı. Evet. Oysa bugün Suriye'de, Irak'ta her gün bombalar patlıyor. Ve her patlayan bomba normalde bir pazar yerine işte bir bomba düşüyor. Uçaktan bilerek atılıyor. Ve bakıyorsunuz Suriye'de bugün Rusya'sı var, Çin'i var, Fransa'sı var, Amerika'sı var. Yani İngiltere'si var, Batı dünyası ve Doğu blok devletlerinin tümü var. Hepsinin burada ne işi var diye sormadan edemiyorum. Yani bizim sıfır sınırımız ama diyorlar ki Türkiye siz dur karışmayın. Şimdi mantıksal olarak baktığımızda ondan sonra da Fransa'da neden böyle bir saldırı oldu tartışmasını gündeme getirip acaba bu saldırıyı kendiler yapmış olamaz mı sorusu da geliyor benim aklıma. Şimdi bunlar tabii bununla ilgili bir sürü komplo teorileri yapılabilir. Ama gerçek olan bir şey var. Bu Orta Doğu coğrafyasındaki enerji yatakları, Müslüman ülkelerin olduğu yerlerdeki maden yatakları, bu küresel ısınma nedeniyle dünyada denizleri, buzulların eriyerek denizlerin yükselmesi, İsrail'in bölgedeki bir takım emelleri ve hevesleri yıllardır bu coğrafyayı kendi kaderine bırakmadı. İşin enteresan yanı, hocamın konusuna giriyor da, bu ülkelerde Müslüman denilen insanlar Allahu Ekber diyor, silah sıkıyor. Öbürü de son nefesinde kelime-i şehadet getiriyor. Müslüman'ın sıktığı kurşunlarla o zaman hayatı... Burada, hemen... burada yalnız bir şey daha belirteyim. Evet. Ondan sonra sorunuzu sorun. Zaten emperyalist ülkelerin emperyal politikaları nedir? Böl, parçala, yönettir. Çünkü bizim dinimiz esasında öldürmek, yok etmek üzerine kurulu bir din değil, değil mi hocam? Bizim dinimiz şimdi... programdan önce hocamla konuşurken onu da söyledim. Allah kainatı yarattığında yeryüzüne halife olarak insanı gönderiyor. Diyor ki bak ben yeraltı yerüstü zenginlikleriyle,
tertemiz oksijeniyle, havasıyla, atmosferiyle, yemyeşil ormanlarıyla, kirlenmemiş denizleriyle size öyle bir evren bırakıyorum ki, ve insanlar arasında da Allah yer altında gezen solucanın, farenin, yer üstünde gezen kertenkelenin, sürünen, yer üzerinde koşan ceylanın da, aslanın da, gökyüzünde uçan kartalın, kuşun da herkesin rızkını vermiş. Her yarattığı nefsin rızkını hazır etmiş. Yani herkese yetecek kaynakların olduğu bir evrende insanlar birbirlerini yok ediyor. Kendi kıyametlerini kendileri hazırlıyor. Bizi böyle bir şeyin içerisine mahkum eden bir yaşantının içerisinde. İşte Allah insanı yeryüzüne halife olarak gönderdi, demiş ki benim koyduğum düzene, evrene sahip çıkarsan meleklerden üstün hale gelirsin. Eğer bunları yok edersen, zarar verirsen hayvandan aşağı olursun, demiş. Evet. Şimdi konumuz farklı bir boyuta doğru kaymaya da kayıyor. Şu anda özellikle Osman abinin demin vurgulamış olduğu Allahu Ekber diyerek insan öldürme ve şehadet kelimesi getirerek vurduğu insanın da son nefesini teslim etme. Şu anda özellikle Orta Doğu'da bunları görüyoruz ve şahit oluyoruz. Evet, maalesef. Bunlarla ilgili sizden biraz bilgi alabilir miyiz hocam? Yani işte İslamiyet'i tam bilmemek, tam anlamamak, kavramamak, temelsiz bir İslam temelinin tam olmayışı, İslam kültür hayatından yoksun, efendim böyle kulaktan dolma bilgilerle, bir galeyan kültürüyle, bir heyecanla cihad ettiğini şey yapıyor ve öldürüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, el katil vel maktul finnar. Öldüren de öldürülen de cehennemdedir. Ya Resulallah, öldüreni anladık ama öldürülen niye cehennemdedir? Kardeşi onu öldürmeseydi, o da kardeşini öldürme niyeti kalbinde taşıyordu. Ha, ikisi de birbirine başta, öldürme niyeti tabii, taşıdığı niyeti. İçin. Çünkü niyet dedik ya başta, her şeyin başı niyet yani. Burada haksız yere bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibi büyük günahlardandır. Büyük günahlar yani. Haksız yere Allah'ın verdiği canı Allah alır. Onu senin alma hakkın, selahiyetin yok. İşte buradaki tamamen bilgisizlik, ilimsizlik, İslami, sağlam bir İslam temeline sahip olmayıştır yani. Şimdi burada şu geliyor hemen akla. Her şeyin başı fitnedir, biliyorsunuz. Bu gibi olayların ve kargaşanın çıkışının altyapısında fitne vardır. Müslümanlar fitneye karşı nasıl önlem almalı diye bir soru geliyor aklıma. İşte fitne bir çok çabuk yayılan bir ateş gibidir. Evet. Çok çabuk rüzgarla dağılan, her tarafa sıçrayan bir ateş gibidir. Ondan korunmak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fitne zamanında koşan yürüsün, yürüyen otursun, oturan yatsın. Yani olaylara müdahale etmek fitneyi daha da büyüten bir konudur. O tür Müslümanlar arasındaki ihtilaflı konularda geri planda durmak daha hayırlıdır. Olaya karışmak, olayı daha çok ateşin içine çubuk sokup ateşi daha fazla karıştırmak, alevlendirmeye sebebiyet verir. Fitne zamanında Müslümanların birbirlerinin aleyhinde olmamaları lazım. Daha çok geri plana çekilmesi lazım ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fitnelerin çoğaldığı zaman bir insanın dağa çekilip koyun sürüleriyle geçimini sağlaması daha hayırlıdır buyuruyor. Fitnelere karışmaması, kenara çekilmesi. Hı hı. Müslümanlar arasındaki ihtilaflarda daha çok geri planda olmak lazım. Ya peki bu ihtilafları çözebilmek için bir şeyler yapılması lazım. İşte bununla ilgili şimdi insanlar mutlaka yaşadık. Geçmişte de ülkemizde de bir şey yok şeyi karıştırmak için nedir? Gezi olayları planlandı ve Türkiye ciddi manada karıştırılmak istendi. Evet. Fakat belli bir aşamadan sonra kademe kademe kırıldı bu. Ben bunu şu tarafa dönerek, Osman Bey iş adamı olduğu için camianın içerisinde, evet, çünkü karışıklıklar ilk vurduğu alan ticaret. Ticaret vurduğu zaman ekonomi zarar görüyor. Ekonomi zarar gördüğü zaman ülke zarar görüyor ve topyekün bir millet zarar görüyor. Enver Bey, zaten her savaş bir ticarettir. Yani şimdi savaşı neden çıkar? Bir şeyi paylaşamazsan, bölüşemezsen, adam gibi, insan gibi bölüşemezsen,
Kavgalar bundan çıkıyor. Komşular arasında, toplumlar arasında böyle değil mi? Evet. Şimdi esası şu. Dünyada çok farklı ekonomiyle ilgili alanlar, bölümler var. Mesela sağlık sektörü. Şimdi sağlık sektöründe birçok yerde hastalıklar hem kendiliğinden oluşuyor. Toplumlar çünkü kentlere biriktikçe yeteri kadar hijyen olmazsa, sağlıklı bir beslenme olmazsa bir sürü hastalıklar meydana geliyor. Ve bu hastalıklar olmasa bile bazı tröstler, yani ilaç kartelleri, sağlık sektöründe faaliyet gösteren küresel firmalar bir takım bakterilerle, hastalıklarla kendi alanlarını açıyorlar. Ve ona karşı bu sefer ne yapıyorlar? Koruyucu. Ona karşı tedavi edici ilaçlar, işte medikal malzemeler çıkartıyor. Bu bilgisayar sektöründe de böyle değil mi? Bir sürü yapıcı programlar var insanların hizmetine sunulmuş. Ama bir taraftan da işte korsan virüsler çıkartıyorlar. Bu virüsler bilgisayarları geçiriyor, hesaplara giriyor. Bu sefer ne oluyor? Onun karşısında koruyucu virüs programı alıyorsunuz. Şimdi Orta Doğu'daki savaşlara da baktığınızda dünyada geçmişten bugüne bir silah endüstrisi var. Bu silah endüstrisinin, yani bu dünyada birbirlerini çatıştıran ülkeler, buralarda savaşlar olacak ki o ülkelerde silah endüstrisi yaşasın, onların fabrikaları çalışsın. Burada insanlar ölecek, toplumlar geri kalacak, açlık, sefalet çekilecek ki silahlanma yarışı devam etsin. Yani o yüzden esasını, fotoğrafı net görmek lazım. Bu tamamen yine ne? Ticaretle alakalı. Ahlaki bir ticaret değil ama dünya daracık bir dünya işte. Yani artık bir yerden bir yere işte 24 saatte uçarak ulaşabiliyorsunuz. En uzun mesafesi o. Ya bu şeyin içerisinde aynı mahallenin insanları gibi. Herkes birbirine düşman. Herkes birbirinin ekmeğinde aşında. Herkes birbirini boğazlamaya çalışıyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ticaretle bu şey, politikalar iç içe girmiş durumda. Biz esasında bölgemizde ne yapmamız gerekiyor? Yani en güzel hangi soru bu akılcı aslında. Politikalarla evet. içinden çıkmamız lazım ki bu programda da izleyicilerimize doğru mesajları verebiliriz. Şimdi aslına bakılırsa yavaş yavaş konunun özüne doğru geliyoruz. Yani olanları şu ana kadar konuştuk. Şu dakikadan sonra da olması gerekenleri evet. konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. O zaman yeniden hocama dönüyorum. Hocam, bugüne kadar olanları şu anda görüyoruz. Haberlerden takip ediyoruz. Ve birçok şeyler karıştırılıyor. Bunların içerisinden de o Batı devletleri dediğimiz devletler istediğini alabilmek için her türlü fitneyi, fücuru yayıp istedikleri emele ulaşma adına Müslümanlar da birbirine kırdırmaya devam ediyorlar. O bölümü bir tarafta bırakarak ülkemizden, mahallemizden, kendimizden başlayarak ne yapmamız gerektiğini konuşursak ve bizi izleyenlere de bu konuyu irdeleyerek detaylı bir şekilde anlatırsak çok çok güzel olacak diye düşünüyorum. Buyurun. Daha önce de söylemiştik. Ahiret inancı dünyayı daha yaşanılır bir hale getirir. Hı hı. Biz işte insan Allah'ın yeryüzünde halifesidir. Allah'ın vekilidir. Vekil kendi kafasına göre iş yapamaz. Kim onu vekil tayin etmişse onun çizdiği sınırlar ve hudutlar içerisinde tasarruf sağlar. Onun ötesinde kendi kafasına bir tasarrufta bulunamaz. İlk başta insan bunu bilecek. Yani kendini sorumluluk sınırlarını bilecek, ahiret hayatını devamlı gündeminde canlı tutacak. Bununla alakalı tabii biz okumuyoruz. Yani ne acayip bir şeydir ki Kur'an-ı Kerim'e inandığını söyleyen insanlar, bakıyorsun ki Kur'an-ı Kerim bir defa baştan sona bile tefsirini şöyle koyalım, mealiyle beraber okumamıştır. Dolayısıyla bir oradan bir oluşum çıktığı zaman efendim ne yapıyoruz? Cihad ediyoruz. Cihad, ölürsen şehitsin. Büyük bir mertebe var. Hemen peşine takılabiliyor. Hemen bir oluşum oluşabiliyor yani. Bir defa biz kesinlikle okumuyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını bilmiyoruz. Aile hayatını bilmiyoruz. Okumak lazım. Evvela nereden başlayacağız? Kendimizden başlayacağız. Baş kitabımız Kur'an-ı Kerim. İkra diyor değil mi? İkra.
okuyarak başlayacağız. Yani Kur'an-ı Kerim'in okunması lazım. Evlerimizde çoluk çocuğumuzla beraber televizyon ekranlarında israf ettiğimiz dünya kadar vakit var. Televizyon programlarında bir televizyon kanalında 15 tane dizi var. 15 tane diziyle bombardımana maruz kalıyoruz. Ahmet Vanlıoğlu Hoca Efendi'nin İstanbul Vaizlerinde güzel bir sözü var. Çanakkale'den giremeyen düşman çanak antenli evimize girdi diye. Şimdi televizyonda maruz kalınan şeylere bak. İnsanın toplumu nasıl yönlendiriyor? Bir sürü diziler. Tarih öğretiyor desek tarihi karalayan programlar. Dini anlamda, ahlaki anlamda verebildikleri bir şey yok. Vermek için değil zaten. Çoğu tahrip etmek için. Yani şimdi kendi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Kendi evinde Kur'an sohbetleri tertip ederdi. Hanımlarını toplardı. Onlarla gelen ayetlerin tefsirini. Biz de aynen televizyonu kapatalım. Ondan sonra radyoyu kapatalım. İnterneti şöyle bir kenara koyalım. Ailece oturalım. Nasıl bir sofranın başında toplanıyorsak. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden günlük 20 dakika, yarım saat Allah'ın ayetlerini evimizde müzakere ve mütahede. Bir de bak Kur'an'ı okuyalım. Kur'an okumuyoruz. Yani burada dünya ve ahiret, okumuyorsun. Dünya ve ahiret saadeti Kur'an-ı Kerim'de insanlar için beyan edilmiş. Bir defa Kur'an okumuyoruz. İslam'ın şeyinden haberimiz yok. Özünden haberimiz yok. Mesela ekonomiyle alakalı konuşuluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de pazar var. Mescid-i Nebevi'nin sağ tarafında Hazreti Ebubekir Efendimiz'e biatın yapıldığı bölge. O hurmalık bahçe olan yer. Orada Müslümanlar ticaret yapıyorlar. Yahudiler geliyor orada mal satmaya başlıyor. Bakıyor ki Yahudi pazardan pay kapmaya başlıyor. Bunu görünce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki burası pazarın sınırlarını çiziyor. Burası Medine İslam ortak pazarıdır. Yahudi buraya girmeyecek diye İslam ortak pazarını kurmuş 1400 sene öncesinden. Ama biz bugün hala bunu kuramıyoruz. Yani bu kaç tane ülkeyiz? Bir otomotiv sektöründe yokuz. Silah dünya kadar paranın aktığı gittiği silah sanayinde bile, savunma sanayinde bile mevcut hükümet döneminde bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Yani bir defa her şeyin başı ahlaktır. İslamiyeti, Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti Kur'an-ı Kerim'in yaşanmış halidir, tefsiridir. Sünnetten haberimiz olacak. Peygamber Efendimiz'in hayatından bir haber yaşıyoruz. Bunları aşmamız lazım. Televizyondan, internetten kendimizi yalıtmamızı tavsiye ediyorum. Yani televizyonlar insanları faydasız birçok şeyle, yarışma programı, baş programları, diziler, filmler, yani insana yaratılış gayesini unutturuyor. Çok renkli, çok sesli, çok hızlı bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünyada insan her şeyi unutuyor. Yaratılış gayesini bile unutuyor. Dolayısıyla en başta bizim yaratılış gayemize muvaffak bir şekilde hareket etmemiz için bir defa din merkezli olmamız lazım. Hayatımızın merkezinde İslam olacak, Kur'an olacak, namaz olacak. Namaz merkezli Müslüman olmamız lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman Küba'da ilk yaptığı iş mescid inşa etmek. Orada mescid inşa ediyor. İlk yaptığı iş. Yani hayatın merkezine, kalbine İslam'ı koyuyor. Yani bizim hayatımızın en büyük gayesi Allah rızası olmalı. Allah rızası için. Ticaretimizi de Allah rızası için yapacağız. Efendim haksız kazanç peşinde olmayacağız. Yani spekülasyonlarla fiyat farkları oluşturmak, emeksiz, haksız kazanç olmayacak. İşçiyi çalıştırırken işçinin emeği kullanacak, korunacak. Alnının teri soğumadan ücretini verin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin. Efendim onlara kaldıramayacağı yükü yüklemeyin. Hayatın merkezinde bir defa İslam'ı hayatımızın merkezine taşımalıyız. İslam'ı hayata hakim kılmalıyız. Önce kendi hayatımızda, aile hayatımızda ve toplum hayatımızda bu şekilde ne olur? İfsatların önüne geçmiş oluruz. Evet. Şimdi yani böyle, çok güzel konuları işledik hocam. Ben bu tarafa demin İslam ortak pazarı dediniz ya. Evet. Şimdi ticaret adamı olarak Osman abiye yeniden bir ekonomist olarak aynı zamanda dönmek istiyorum. Böyle bir pazar oluşması mümkün mü? Bunun ya olabilmesi için sizin bir formülünüz var mı? Şimdi Enver Bey, İslam ortak pazarı tabii ki olmalı. Şimdi dünyada bir paranın ne rengi, ne dini, ne de bir şey var, milliyeti var. Para bir değişim aracı. Fakat para değişim aracı olmasına rağmen bugün bir hakimiyet aracı haline gelmiş. Evet. Hani Ozan'ın bir tanesi diyor ki seneler geçse de onulmaz bu yara, fakir fukaraya güneş kapkara, devrim peygamberi kesildi para, hastaları yiyen doktor efendim diyor. Yani
insanlar paranın esiri olmuş durumda. Ekonomiyi, şimdi hocama tabii birçok konuda katılıyorum ama bugün bilim her yerde bilimdir. Bugün bizim Hristiyan dediğimiz işte Avrupa'da, Amerika'da işte Budist dediğimiz Asya'da ülkeler hızlı bir ekonomik kalkınmanın içerisine giriyor. Bunlar Müslüman değil ama kalkınıyor. Şimdi o zaman kendi kendimizi dedik ya İslami şeylerden, değerlerden hocamın anlattığı gibi uzak kalmanın sıkıntısını yaşıyoruz aslına bakılırsa. Çünkü biz rehberimizi bilmiyoruz daha. Cenab-ı Hak ve en leyselil insan illa ma sa'a. İnsana çalışmış olduğu şey vardır. Madden de böyle, manen evet. de böyle. Dünya için de böyle, ahirette için de böyle. Allah adildir. Çalışana veriyor. Kim çalışırsa emeğini Allah zayi etmiyor. Ve en leyselil insan illa ma sa'a. İşte zaten, yani insan çalıştığını buluyor. Ha şimdi zaten şöyle, yani o işin manevi boyutu. Fakat yani benim tabii dini konulara çok girmek istemiyorum. Benim uzmanlık alanım değil ama biz İslamiyet'i bile sadece caminin içerisinde seccadenin i̇şte üzerinde görüyoruz. İşte konu bu zaten. Sıkıntı burada evet. kaynaklanıyor Osman Bey. Ben bu programı yapma gerekçem bu olayın önüne geçmek. İslam camiasındaki Müslümanların çalışan insanlar yani kitabın emrettiği gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğini kendisine örnek alarak. Geçenlerde Mehmet Şevket Ege yazdı. Yani bugün Diyanet camiası emri bil maruf nehyanel münker yapmıyor. Dini mübin İslam'ın yaşaması emri bil marufun devamıyla mümkün. Osmanlı'da hisbe teşkilatı bir takım yetkilere de sahip insanlar. Pazarı teftiş ediyor, hamamları teftiş ediyor, medreseleri teftiş ediyor. Ticareti teftiş ediyor, eğitimin içerisinde varlar. Yani emri bil maruf nehyanil münker gibi çok önemli bir kavramı bugün Müslümanlar olarak biz terk ettik. Yani bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Şimdi benim rahatsız Şimdi olduğum bir konu daha var. Burada insanlar birbirlerini Allah rızası için tatlı dille, ikna edici bir üslupla uyarması gereken konuda kimse kimseyi pek uyarmak evet. istemiyor. Yani niye? Kötü olmayayım hesabına. Bu sefer ne oluyor? Toplum kötü olmaya başlıyor. Burada emri bil maruf nehyanil münkerin her yerde yapılması lazım. Şimdi yani burada Diyanet camiasında nasıl düzelir? Bu toplumun düzelmesiyle Osmanlı, alakalı. Osmanlı'dan yine bir örnek vermek istiyorum. Osmanlı'da bir cami yapımı kararı alınır iken sabah namazında son yani caminin son safının doluluğuna bakılırmış. Sabah namazı baz alınırmış. Şimdi günümüzde her camianın bir camisi var. Aynı semt içerisinde bir bakıyorsun birbirine yakın olmasına rağmen farklı farklı camiler inşa edilmiş ve kendilerine özgü tarzda da süslemeler yapılmış. Şimdi burada da bir yanlışlık yok mu hocam? Bu şey cemaatlerle alakalı. Cemaatlerle alakalı. Bu ya 28 Şubat öncesinde biraz vardı yani böyle cemaatlerin kutuplaşması vesairesi. Baktılar ki hedef burada İslam ve Müslümanlar. Yani zaten hedefte olan biziz. Daha önce onun camisine git. Tabii Avrupa'da yaşayanlar daha iyi bilirler. Diyanet'in camisi, falan cemaatin camisi, filan cemaatin camisi, onun camisi. Bir defa önce bunu aşmamız gitmek. Gerekmiyor mu? Yani bilmiyorum Avrupa'da ne kadar kırıldı ama 28 Şubat sürecinde Türkiye'de epey bir kırıldı. Baktılar ki ya biz birbirimize uğraşmamızın bir anlamı yok. Zaten sistem bizle uğraşıyor. Onu 28 Şubat'tan sonra bayağı bir kayboldu. Yani belirgin değil o şu anda bilmiyorum. Ya ben Evet Osman abi şimdi Emir Bey, aslında konumuz farklı boyuta şimdi, doğru gidiyor evet, da. Yani ekonomiyi bir türlü konuşamıyoruz. doğru yani, söylüyorsunuz. İslam'da ekonomiyi konuşmamız gerekiyor. Şimdi, biz aslında bakılırsa ortak pazara diye size söz vermiştik ama yeniden oraya dönersek. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Evet. Demin bir şey söylüyorduk. Bizim dini anlayışımız sadece caminin içerisinde, seccadenin üzerinde ve Ramazan ayının içerisinde kısıtlı olmaması gerekiyor. Buna yani hocamı tamamlamak açısından söylüyorum. Hocama karşı olduğum için değil. Bizim dinimizin kainatın her yerini, mabet, hayatın her anını ibadet gibi yaşamamız gerekiyor. Aynen öyle.
Yani İslamiyet bize neyi emrediyor? Madem İslami ekonomiyi konuşuyoruz. Diyor ki iki günü birbirine eşit olan bizden değildir. İslamiyet tembelliği tamamen reddediyor değil mi hocam? Diyor ki ilim Çin'de dahi olsa git al diyor. Evet. İlim Müslümanın yitik malıdır diyor. Nerede bulursa orada almalıdır. Artı diyor ki alimin uykusu cahilin ibadetinden daha hayırlıdır diyor. Evet. Artı diyor ki alimlerin kaleminden damlayan mürekkep şehit kanıyla tartılır diyor. Şimdi böyle bir dinin mensupları olarak biz ilmi bir kenara bırakıyoruz. Çalışmayı bir kenara bırakıyoruz. Sadece ve sadece şükretmeyi karnımız doyduğunda elhamdülillah diyoruz. Ya iyi de babam yediğin, içtiğin nasıl hak ettin sen bunu? Bir sürü insan hiçbir şey üretmeden, ekonomiye, topluma bir katkısı olmadan yaşıyor ve yiyor, içiyor. Her şeyin en iyisini yemek istiyor. Her şeyin en güzelini giyinmek istiyor. Herkes en iyi arabaya binmek istiyor. Yani hak etmediğini talep ediyor değil mi? Tabii yani şimdi bizde haram denen bir kavram var. İnsanlar şöyle yaşadıklarına, yediklerine, içtiklerine bir baksın. Ne kadar helal, ne kadar haram. Ya iyi de sen yediğin, şimdi Avrupa'da da birçok yerde de helal gıda kavramımız var. Etiketin üzerine bakıyorsun helal gıdada. Onu yerken, içerken senin kazancın, senin tüketimin helal mı? Evet. Yani bunların temeline inmek lazım. Gelişmenin, kalkınmanın modeli ikidir. Bir, ilimde ilerleyeceksin. İki, çalışmada da hakkını vereceksin. Herkesten daha çok çalışacaksın. Evet, Osman Bu Bey, olmadan kalkınmak mümkün değil. Gerçekten son noktayı çok güzel koydunuz. Tebrik ediyorum. Yani aslına bakılırsa özetlediniz. Evet. Olması gereken Müslümanı özetlediniz. Hocam da konuya çok güzel renk kattılar. Vermiş olduğu bilgilerden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Program bitiyor mu? Programımız evet sonuna geldik. Ama program bitiyor da biz ekonomi konuşalım. Ekonomi inşallah bir başka programında Çünkü devam niye, edeceğiz. Şu yani, anda programımıza çok güzel bir giriş yaptık. Aslında İslam camiasının konumunu şu anda bulunmuş olduğu konumunu konuştuk. Bir sonraki programda sizleri yeniden burada aynı stüdyoda ağırlayacağız inşallah. Detayına ineceğiz bu konunun. Onun sözünü alalım ama yani ekonomi sadece başlı başına ticaret değil. Sanayicilerin yaşadığı problemler var. Ülkenin sanayiciye bakışı var. Üretmeden tüketmek diye dünyada bir kavram yok. Babasından miras kalanı yiyen bir evlatla hiçbir şey üretmeden borçla yaşayan bir ülkenin birbirinden farkı yok. Bunların tümünü bir sonraki programımızda evet devam edeceğiz. Kaldığımız yerden katılımınızdan dolayı hem Ahmet hocama hem de Osman abime teşekkür ediyoruz efendim. Ehline soralım. Farklı konuyla gündemimize geldi bu hafta. Bundan sonraki haftalarda da yine bu konuyu detaylı bir şekilde irdelemeyi. Önümüzdeki hafta ise nimet konusunu özellikle detaylı bir şekilde sizlerin gündemine getireceğiz. Yine konuğumuz olarak Ahmet Hocam olacak ve bir tarafımızda da tarım camiasının bilen insanını yanımıza alacağız. Nimet konusunu bir tohum topraktan sofraya nasıl gelir? Bunu detaylı bir şekilde İnşallah inceleyeceğiz. Evet efendim, bizleri dinlediğiniz için, bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Bir sonraki haftada buluşmak üzere Allah'a emanet olun diyoruz. Ehline soralım. Bu haftalık bu kadar.
Atabirliğin katkılarıyla Ehline Soralım sona erdi.